burada avukat Evren İşler'in onları gördükten sonra yazdığı bir tweet var. Diyor ki Evren, Hakan Altınay'ı ziyaret ettim. Hakan Altınay diyor ki iki seçeneğimiz var. Ya kibir ve kin egemen olacak ya muhabbet ve kardeşlik. Hangisinin kazanacağını hep birlikte belirleyeceğiz. İşte bir Gezi Parkı davası deniyor kimi zaman, kimi zaman bir Osman Kavala davası deniyor. Aslında birçok şeyi bir arada yapan bir çok kullanışlı bir siyasi dava. Bu davadaki farklı insanlar da farklı yerlerden buraya monte edilmiş insanlar ve herhangi bir takım başka insanlar olabilirlerdi. Yani bunu da ortaya koymak çok önemli. Biraz şans aslında bazı şeyler. Hakan'ın Gezi Parkı'yla ilişkisi şu, bu savunmasında da söylediği, bir iki defa oraya gözlem için gitmiş olmak ve oradaki birliktelik halini, şenlik halini önemsemek. Yani Gezi Parkı'nı herhangi bir şekilde işte organize etmek, finanse etmek, yaygınlaştırmak falan gibi kendisinin üzerine atılmış bir takım suçları, bu herkes için geçerli. Yani yapmış olması gerçekten imkansız bir insan. Şimdi bu dava Gezi Parkı'nı birkaç yönden meşruiyetsiz göstermeye çalışıyor diyelim. Bir tanesi Gezi Parkı'nı şiddetle ilişkilendirmek. Bir tanesi de Gezi Parkı'nı bir takım vakıflar, yurt dışı odaklar, bir takım sivil toplum güçleriyle özdeşleştirip bir de oradan kriminalize etmeye çalışmak. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı hareket ettiniz siz gibi bir ima, dediğim gibi bunların hiçbir tanesinin delili yok. Hiçbir tanesi için en ufak bir somut delil, kanıt yok. Ama sadece bunun ithamı bile ona çok çok ağır geldi. İlk başı çok zordu çünkü çok büyük bir şoktu ve çok büyük bir hukuksuzluk olduğu için ilk başta inanamadı ve kendi de söyledi, yani ilk birkaç gün çok zordu diye. Ama şimdi biraz daha iyi. Ben hüngür hüngür ağladım ilk gün orada da, ilk karar açıklandığında da. Sonra yani gerçekten birkaç günün bir de yoğunluğuyla böyle bir hissizleşiyor insan. Bu son bir iki gündür yani çok derin bir üzüntünün çöktüğünü söyleyebilirim. Yani bir şey yapmadığım her an çok derin bir üzüntü hissediyorum. Bunun tabii Ege'yle olan kısmı çok zor. Yani bu insanın bir dakikasının bile daha bu çocuktan ayrı geçmemesi lazım. Yani bir enkazın altında kalmış gibi hissediyorum. Geçen gün öyle ifade ettim. Bir anda hiç beklemediğim bir şeyin ortasındayım. Bir sürü şeye karar vermem gerekiyor. İşte nasıl ilerleyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz? 2 yaşında bir çocuk var. Adaletsizlik kavramını tabii anlatmak çok zor. Onun yerine bir şey bulmaya çalıştım. Bir yanlışlık oldu dedim. Bunu da anlaması zor ama yani bir problem, bir yanlışlık oldu. Yani bunun olmaması gerekiyordu ama oldu. Baba bu problemi çözecek. Baba bu problemi çözene kadar başka bir yerde kalmak zorunda dedik. Tabii 2 yaşında, yani daha kendini çok iyi ifade de edemiyor. Onun için tam da neyi nasıl yaşadığını bilmiyoruz ama hani dün gittiğimizde babasını görmekten çok mutlu oldu. Babası da onu görmekten çok mutlu oldu tabii. Arabadayken de yani baba gel gel dedi dönerken. Onun için hani babanın bizimle gelmesini istediğini ifade etti. Ama dediğim gibi hani baba bu problemi çözünce gelecek diyorum. Tamam diyor. Umarım çok uzamadan da öyle olacak. Bu son mahkemenin de aslında bir yargıcı, bir hakimi biliyorsunuz. Bu oy birliğiyle verilmiş bir karar değil. 2-1 çıkmış bir karar. Oradaki hakimin de söylediği aynı şey. Yani burada birincisi tabii de bu yasak delil meselesi var bu davada. Yani bu davada delil olarak kullanılmış şeyler aslında işte 2013 yılında bugün FETÖ'den mahkum edilmiş bir takım savcıların emrini verdiği dinlemeler. Bu dinlemeler bugün yeniden kıymetlendirilme adı altında aslında hukukta hiç yeri olmayan bir şekilde tekrar bizim davada kullanılır hale getiriyor. Bir takım sürekli bu insanlar sürekli FETÖ'cüler tarafından dinlenmişler. Bugün onların dinlemeleri bizim karşımıza, bizim aleyhimize delil olarak getiriliyor. Bu hakimin de söylediği gibi yani zaten bu dinlemeler, ki zaten bu dinlemelerde hiçbir şey yok. Yani burada bu insanları suçla ilişkilendirecek hiçbir şey yok ve zaten bunlar delil olarak kullanılamaz. Bunlar yasak delillerdir diye.
Onun için beraatten buraya gelmiş olmamız, yani bu davanın politik olarak devam ettirilmesi gerektiğini ve bir şekilde bir mahkumiyete erdirilmek istendiğinin bize bir göstergesi. Beraatten memnun olmayan belli ki bir takım kesimler vardı. Dava tekrar başladı. Ve sonuçta da bu insanlar kaçma şüphesiyle 18 yılda mahkum edip bile tutuklandı. Kaçma şüphesi de çok komik. Çünkü biz 2018 yılından beri bu davanın sanıklarındanız. 2020'de beraat verilmişti. Ondan sonraki yaklaşık bir yılda yurt dışına çıkış yasağımız da yoktu. Ben İngiltere'de doktora yapıyorum. Bizim orada çok rahat yerleşik bir düzenimiz olabilirdi. Bize tek bir soru sorulmadı. Düşünün, yani bir insan 18 yıl hapse mahkum ediliyor. Bir hakim olarak tek bir soru sormaz mısınız? Yani bir savcı kendi bir tahayyülüyle sizin önünüze bir iddianame koymuş. Siz demez misiniz ya Hakan Altınay buraya işte şunu demiş, sen gerçekten bunu yaptın mı? Hiçbir sanığın hiçbir talebi kabul edilmedi. Böyle bir hukuksuzluk sadece Hakan için değil, yani bu toplumu çürütür böyle bir hukuksuzluk. Gayet dimdik duruyorlar. Yani bu sürecin bir an önce bitmesini istiyorlar ama bir yandan da çok 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 iyiler, onurlular. Bir işte görev paylaşımı yapmış, artık bunu herkes duydu, biliyor. İşte Hakan yemek yapıyor, işte Tayfun temizlikten sorumlu, Can bulaşıkları yıkıyormuş galiba. Topları var, işte top oynuyorlar. Bir takım işte tavsiyeler almışlar, işte hep çok yürümeyin, yavaş yavaş işte betona çok uzun süre basmayın, diziniz şey olur falan filan gibi bir takım şeyler var. Bizim bir gün daha orada kalmamamız lazım. Yani bu sürecin hemen yarın bitmesi lazım. Yani böyle bir takım hani işte seçim mi beklenecek, böyle bir şey yok. Yani bunun yarın bitmesi gerekir. Neden?